Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Aşağıdaki dörtlüklerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi anlamını değiştiren bir ek almıştır? Yani yapım eki almıştır diyor. A şıkkına baktığımda gönül kelimesinin altını çizmiş arkadaşlar. Gönül kelimesi zaten kök halinde bir kelimedir. Burada anlamı değiştiren bir ek söz konusu değildir. A'yı eledim. B tatlı kelimesinin altını çizmiş arkadaşlar. Tatlı kelimesinin kökü tat kelimesidir. Değil mi? Tat ne olmuş? L yapım ekini almış ve anlamı değişmiştir. Farklı bir anlam ifade etmeye başlamıştır. Aradığım cevap Bursa'ymış demek ki. C deryalarda kelimesinin altını çizmiş. Derya arkadaşlar kelimemin kökü. Lar çokluk eki. Çokluk eki yani çekim ekidir. Anlamını değiştirmez kelimenin da isim hallerinden bulunma hali ki hal, eki. hal de arkadaşlar ismin anlamını değiştirmez bir kelimenin anlamını değiştirmez yapım eki değildir. Dolayısıyla C'yi de eledim. D'de bülbül kelimesinin altını çizmiş. Bülbül de kök halinde zaten hiçbir ek almamış. Dolayısıyla altı çizili sözcüklerden B şıkkındaki tatlı anlamını değiştiren bir ek almıştır cevap. Ekler sözcüklerin cümle içindeki görevini belirlerler ya da sözcüğe yeni bir anlam kazandırır. Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı ek sözcüğe yeni bir anlam kazandırmıştır. A'ya baktığımda kalem kelimesinde hiçbir tane ek yok arkadaşlar. Dolayısıyla bunu incelememe gerek yok. B'de ağaç kelimesini vermiş. Ağaç da kök halinde. Dolayısıyla burada da ek yok arkadaşlar. C'ye baktığımda ise sabun köküne Luk yapım eki gelmiş. Yani aldığı ek sözcüğe yeni bir anlam kazandırmıştır. Sabun nesnesini sabunun koyulduğu yeri ifade edecek kelimeye çevirmiştir. Dolayısıyla yapım ekidir buradaki Luk. Cevabım C şıkkı. D'deki güzel kelimesi de hiçbir ek almamıştır arkadaşlar. Kök halindedir. Cevap C. Aşağıdaki tabloda bazı sözcükler ve aldığı ekler gösterilmiştir. Buna göre Hangi satırda yanlışlık yapılmıştır? Bakalım birinci satırı kontrol edelim. Akıllı kelimesi lı ekini almıştır diyor. Doğru. Gözlük kelimesi lük ekini lık lık ekini almıştır diyor. Doğru. İzci kelimesi ci cı ci ekini almıştır diyor. Doğru. Huysuz kelimesi sız süz ekini almıştır diyor. Doğru arkadaşlar. Huydan huysuz olmuş. İkinci satıra gelelim. Evli kelimesini vermiş. Li ekini almıştır diyor. Doğru şekerlik kelimesini vermiş. Şeker kelimesi lik ekini almıştır. Doğru. Avcı kelimesini vermiş. Av kelimesi cı ekini almıştır. Doğru. İzinsiz kelimesini vermiş. İzin kelimesi siz yapım ekini almıştır. Doğru. Geldim 3. satıra. Halı kelimesini vermiş arkadaşlar Lı ekinin altında. Fakat bu yanlıştır. Neden? Çünkü halı zaten bir kök halinde bulunan kelimedir. 3. satırım yanlış. Devam edelim. Burada bir yanlışlık söz konusu halıda. Ilık kelimesine baktım. Ilımak kelimesi bunun köküdür ve k ekini almıştır. Lık ekini almamıştır dolayısıyla. Bunda da yanlışlık yapılmış. Acı kelimesine baktım. Kök halinde zaten acı. Ayrıca cü ekini almamıştır. Bu da yanlış. Sızı kelimesini vermiş. Sız, Sızı kelimesi de arkadaşlar kök halinde bir kelimedir. Dolayısıyla sız ekini alamaz. Bu da yanlış. Üçüncü satırdaki kelimelerin tamamı yanlış verilmiş. Cevabım C. D şıkkını da kontrol edersem. Neşe kelimesi li ekini almış. Doğru. Yağmur kelimesi luk ekini almış. Doğru. Peynir kelimesi ci ekini almış. Doğru. Su kelimesi sus ekini almış. Bu da doğru. Yanlışlık. Üçüncü satırın tamamında yapılmıştır. Cevap C. Ceyhan göz sözcüğü kök halindedir. Gözlük sözcüğü ise ek almıştır. Lük eki göz sözcüğüne yeni bir anlam kazandırmıştır. Göz organ adı, gözlük daha iyi görmek için taktığımız nesnenin adıdır. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde lık eki alarak anlamı değişen bir sözcük kullanılmıştır diyor. Bakalım A şıkkı birlik beraberlik içinde 10 yıl geçirdik diyor arkadaşlar. Burada birlik kelimesi ve beraberlik kelimesi lık eki alarak anlamı değişen sözcüklerdir. Neden? Birlik kelimesinin kökü birdir. Lik ekini alarak farklı bir kelimeye dönüşmüştür. Beraberlik kelimesinin kökü de beraberdir. Bu da lik eki alarak farklı bir sözcüğe dönüşmüştür. Dolayısıyla cevabım A. Diğerlerini de kontrol edeyim. Işık alan bir odaya geçtik demiş B'de. Burada zaten lik eki yok. C'ye baktığımda balık baştan kokar diyor. Balık kelimesi kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Bu kelimenin kökü nedir? Bal değildir. Balıktır zaten. Dolayısıyla buradaki lık bir ek değildir. Kelimenin kökünün parçasıdır. C'yi de eledim. D'ye baktım. Ailesine de layık bir evlat oldu. Burada zaten lık keki söz konusu değil. Cevabım Adana. Bir tablo vermiş yukarıda. Bakalım açıklaması neymiş? Yukarıdaki tabloda sembollerle gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir diyor. Bakalım burada sözcüklerin köklerini vermiş arkadaşlar. Burada eklerini vermiş. Aşağıda ek getirilmiş hallerini verecekmiş. Söz kelimesine lik ekini getireceğim. Ne olması gerekir yıldızda? Söz lük olması lazım arkadaşlar. Geldim üçgene bakıyorum. Tuz köküne c ekini getirmem gerekiyor. Ne olması lazım o zaman bu da? Tuz cu olması lazım. Su kelimesine arkadaşlar su köküne li ekini getirmem gerekiyor karede. Dolayısıyla bu da ne olmalı? sulu olmalı arkadaşlar. Cevabım böyle baktığımda hangisi çıkar? Yıldız sözlük olacak. Evet. A'da, C'de ve D'de sözlük verilmiş. Üçgen tuzcu olacak. A'da ve D'de verilmiş. Karede de sulu olacak. A da sadece verilmiş. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır arkadaşlar. Büşra öğretmen öğrencilerinden anlamı değiştiren ek almış kelimelerden bir tablo oluşturmasını istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerin hangisinin tablosunda kelimenin anlamını değiştiren ek almış kelime daha fazladır diyor. Yani yapım eki almış kelime hangisinde daha fazla diyor. Bakalım A şıkkını inceliyoruz. Güzellik kelimesinin kökü güzeldir arkadaşlar. Ve burada lik yapım ekidir. Kelimenin anlamını değiştirmiştir. Bir tane çarpı koydum. Bir tane buldum. Günlük kelimesinin kökü gündür arkadaşlar. Lük ekini alarak anlamı değişmiştir. Farklı bir şey olmuştur. Burada da anlamını değiştiren ek var. Saygı kelimesinin kökü saymak fiilidir arkadaşlar. G ekini alarak farklı bir kelimeye çevrilmiştir. Dolayısıyla burada yapım ekidir. Buna da çarpı koydum. Priz kelimesi e, kök halindedir zaten. Bunda bir problem yok. Oturak kelimesinin kökü oturmaktır. Ak yapım ekini alarak farklı bir nesnenin adı olmuştur. Dolayısıyla buna da çarpı koydum. Rüzgar kelimesi de kök halindedir. Baktım. Ayşim kaç tane yapım eki alan kelime söylemiş? 1, 2, 3, 4. Yanına 4 yazdım. Geldim Aykut'a. Oklar kelimesine baktım. Ok kelimenin kökü lar çoğul eki yani çekim eki kelimenin anlamını değiştirmez. Makas kelimesi arkadaşlar kök halindedir zaten problem yok. Çaydanlık kelimesinin kökü çaydır arkadaşlar ve kelimenin anlamını değiştiren ekler almıştır. Dolayısıyla buna çarpı koyalım. Masa kelimesi kök halindedir. Bir ek aldı söylenemez. Köpük kelimesi arkadaşlar kök halindedir. Bu da ek almamıştır. Televizyon kelimesi de kök halindedir. Bu da ek almamıştır. Aykut'un söylediği kelimeler arasında sadece bir tane kelimenin anlamını değiştiren ek var. Geldim Fırat'ın söylediği kelimelere. Kitaplık demiş. Kitap kelimesi lık yapım ekini almış. Çarpı koydum. Matkap arkadaşlar kök halinde. Leğen kök halinde. Kağıt kök halinde. Kapı kök halindedir. Kalemlik derken burada lik yapım ekidir. Buraya da çarpı koydum. Toplamda iki tane yapım eki alan kelime bulduk burada. Geldik Fahriye'nin söylediklerine. Matkap kök halindedir. Gönül kök halindedir. Eşi, eş kelimesi bu kelimenin köküdür ve iyi belirtme hali eki almıştır. Çekim eki almıştır. Kelimenin anlamını değiştiren bir ek değildir. Eledim. Mana kök halindedir. İyilik kelimesi arkadaşlar kökü iyidir. Ve lik yapım ekini almıştır. Bir tane çarpı koydum. Mavi kelimesi kök halindedir. Fahriye'nin söylediği kelimelerden de sadece bir tanesi yapım eki almış. Yani kelimenin anlamını değiştiren bir ek almış. Şöyle genel olarak baktığımda A, B, C ve D şıklarındaki kelimeleri inceledim. Sadece Ayşem'in söylediği kelimeler arasında dört tane kelimenin anlamını değiştiren ek. Yani yapım eki almış bir kelime var. Diğerlerinde... Aykut ve Fahriye'nin söylediklerinde birer tane, Fırat'ın söylediğinde iki tane yapım eki almış kelime var. Dolayısıyla cevabım Adana. Numaralanmış kitap kapaklarının hangisinde li eki alarak türemiş bir sözcük yoktur? Bakalım. Birinci kitapta arkadaşlar sevda kelimesine li li eki gelmiş. Sevdalı kelimesi türemiş bir de var. İkiye baktım. Kemancı ayı masalı demiş. Burada arkadaşlar masal kelimesi Kelimenin köküdür ve ı belirtme hal ekini almıştır. Dolayısıyla yapım eki yoktur. Cevabım 2 olmak zorunda. 2'yi işaretledim. Diğerlerine de bakalım. Üçüncü kapakta sihirli derken sihir kelimesine li yapım eki gelmiştir ve türemiştir. Eledim. Dördüncü kapakta vanilya kokulu derken koku kelimesine lu yapım eki gelmiş ve türemiştir. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevabım bursa. Bu fabuldaki numaralanmış sözcüklerle ilgili yargılarından hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Önce yargıyı okuyayım sonra sözcüğe bakayım. Birinci yargı şöyle. Birinci sözcüğün aldığı ek sözcüğün anlamını değiştirmemiştir diyor. Toprak kelimesi köküm benim arkadaşlar. La birliktelik bildiren bir ek. Dolayısıyla anlamını değiştirmemiş. Birinci yargı doğrudur arkadaşlar. Artık koydum ve şıklardan A'yı eledim. İkinci yargıya baktığımda ikinci sözcük kök halindedir diyor. Evet fare kelimesi kök halindedir. Eledim. B gitti. Üçüncü sözcük anlamını değiştiren bir ek almıştır diyor. Yürekliymiş sözcüğünün kökü yürektir arkadaşlar. Ve li yapım ekini almıştır. Yani sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almıştır. Dolayısıyla üçüncü yargı da doğrudur. Ceyhan da elendi gitti. Dörde bakıyorum. Dördüncü sözcük anlamını değiştiren bir ek almıştır diyor. Arkadaşlar aklına kelimesinin altını çizmiş dördüncü sözcükte. Kökü nedir? Akıldır ee, ve yapım eki almamıştır akıl kelimesi burada. Şöyle yazalım. Akıl kelimesine ı belirtme hali eki almış ve na çekim ekini almış. Bunlar birleşmiş fakat kelimenin anlamını değiştirecek bir ek almamış. Dolayısıyla benim aradığım cevap denizli şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki film afişlerinde yer alan film isimlerinin hangisinde sözcüğün anlamını değiştiren bir ek kullanılmıştır? Yani hangisinde yapım eki vardır diyor bana arkadaşlar. Çöpçüler kralı diyor. Burada arkadaşlar çöpçüler kelimesinin kökü çöptür. Cuci eki gelmiştir. Çü şeklinde buraya arkadaşlar. Cuci eki. Ve kelimenin anlamını değiştirmiştir. Dolayısıyla yapım ekidir. Cevabım A gibi duruyor. Diğerlerine de bakayım. B şıkkında Sakar Şakir demiş. Burada yapım eki yok. Eledim. C şıkkında Garip demiş. Yapım eki yok. Eledim. D şıkkında Sosyete Şaben diyor. iki kelimede de yapım eki yok. Bunu da eledim. Cevabı A'dır. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangilerinin anlamı aldığı ekle değiştirmiştir? Yani hangileri yapım eki almıştır diyor arkadaşlar. Bakalım altı çizili sözcüklere bakmam yeterli. Zararlı kelimesine baktım zarar köküdür arkadaşlar. Lı yapım ekini alarak farklı bir sözcüğe dönüşmüştür. Dolayısıyla cevapların arasında bir olacak. Bir olmayanları eledim. Biri de buraya not aldım. İkinci kelimeye baktığımda zamanda kelimesini görüyorum. Zamanda kelimesinin kökü zam değildir. Kökün kelimenin kendisiyle anlam olarak bir bağlantı içerisinde olması gerekir. Dolayısıyla bunun kökü zaman kelimesidir ve da çekim ekidir, bulunma hal ekidir. İsim hal ekleri çekim ekleri arasında yer alıyordu. Kelimenin anlamını değiştirmezdi. 2'yi eledim. 2 olanları da eledim. A gitti. Cevabım C gibi gözüküyor. Kontrol edelim. 3'e baktım. Kendilerine kelimesi var arkadaşlar. Burada da bir yapım eki gözükmüyor. Bunu da eledim. 4'e baktım. Yapraksız kelimesi var. Kökü yapraktır. Ve sız yapım ekini alarak farklı bir anlam ifade edecek bir kelimeye dönüşmüştür. Dolayısıyla cevabım ne olmalı? 1 ve 4. Bu da Ceyhan'da var. Cevabım Sözcüğe eklenerek onun yeni bir ek kavram kazanmasını sağlayan ekler yapım ekleridir. Bu ekler eklendiği sözcüklerin anlamını yine köke bağlı olarak değiştirir. Örneğin kalem kelimesine lik yapım eki eklenince kalem koymaya yarayan bir nesne olarak kalemlik sözcüğü türetilir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki alan herhangi bir sözcük yoktur? Hepsini inceleyelim. A şıkkından başlayalım. Osmanlı derken arkadaşlar, Osman kelimesinden Osmanlı oluşmuş. Dolayısıyla yapım eki alan en az bir sözcük var. Eledim. B'ye bakıyorum. İşlerimi diyor. Burada herhangi bir yapım eki yok. Çekim ekleri var. Halletmem diyor. Burada da arkadaşlar herhangi bir yapım eki yok. Çekim eki var. İçin zaten bir edat. <laughs> Acele sözcüğüne baktığımda yine kök halinde. Etmem sözcüğüne bakıyorum. Yapım eki yok. Lazım sözcüğünde yine yapım eki yok. Yapım eki olmayan sözcükler 5 şıkkında verilmiştir. 5 şıkkındaki cümlenin hiçbir sözcüğü yapım eki almamıştır. C'ye bakalım. Hiçbir şeyi kafasına takmayan, dersiz, tasasız bir insandı. Şimdi arkadaşlar burada dersiz derken mesela dertten dertsiz olmuş. Siz yapım eki var. Tasasız derken tasadan tasasız olmuş. Dolayısıyla burada yapım eki alan sözcükler var. D'ye baktığımda biletimi aldım ama yolcu adı yanlış yazılmış diyor. Burada yolcu kelimesinin kökü yoldur. Yol ifadesinden kelimesinden yolcu kelimesi türemiştir. Dolayısıyla burada da arkadaşlar en az bir tane yapım eki alan sözcük vardır. Sadece B şıkkında hiçbir sözcük yapım eki almamıştır. Cevap Bursa'dır. Müzik